2017 yılını geride bıraktığımız bugünlerde 2017'nin Steam üzerinde en çok oynanan, en çok satın alınan ve en çok başka şeyler yapılan bu oyunlarını hiç merak etmiş miydiniz? Merak etmiş miydiniz? Yok, etmemiştim. Sen... Ben de etmemiştim. Ama buna rağmen Steam hani düşünmüş, illa merak eden vardır diye listeler yayınlamış. Biz de o listelerden konuşacağız. Siz merak ettiniz mi? Hayırsa o zaman hep beraber bu videoyu terk edebiliriz. Arkadaşlar şimdi birkaç tane liste var elimizde. Bayağı da bir oyun paylaşılmış. Bunların hepsini aslında böyle videonun sonunda göreceksiniz. Hani sizler için böyle bir müzik eşliğinde bu listeyi akıtacağız. Ama biz burada dikkat çekenleri biraz konuşalım istiyoruz. Mesela en çok oynanan oyunlar. Şimdi en çok oynanan oyunlarda H1Z1, Payday 2, Warframe. Warframe belki sürpriz olabilir ama aslında bayağıdır var. Var. Çok da sürpriz olmayan bir oyun. Gibi oyunlar var. Burada size en çok sürpriz olan ne oldu? Hani şu sürpriz dediğiniz bir oyun var mı? Payday 2. Yani şey var. Şimdi Warframe de çok uzun süredir olan bir oyun ama online yapısından ve sürekli olarak böyle bağımlılık yapan bir yapısı var ya onun. Sürekli daha çok yaratık öldür, daha iyi eşya bul falan filan. Yapısından ötürü anlayabiliyorum bu kadar insanın oynamasını. Dünya çapında da popüler ama Payday 2 her ne kadar bu da online tarafa şey olsa da kompetitif. Gerçi Warframe'de kompetitif değil, yanlış taraftan girdim. Payday 2 birazcık daha co-op ve daha hani, arkadaşlarınızla beraber sıkılıp hayatınıza devam ettiğiniz tarzda bir oyun. Yani tek başınıza oynamak için. Evet, değil mi? Bayağı hala. Bu arada şunu söyleyeyim sen devam etmeden önce. Bu liste şey değil yani. H1Z1 birinci. Yani evet. Steam şey demedi. Şunlar birinci, bunlar birinci demedi. Bunlar 100.000'in üzerinde aynı anda oynanan oyun sayısına sahip oyunlar aslında. Aynen öyle. Birinci varsa herhalde PUBG çünkü rekor kırmıştı. Tabii. 3 milyon falan gördü yani oyun. Onun dışında Payday 2 ile alakalı çok da fazla söyleyeceğim bir şey yok. Sadece hani ölmemiş olması bu kadar zaman Payday 2'nin için büyük başarı. Ben de H1Z1 acaba düşer mi diyordum ama tabii PUBG ya belki seneye bu listede olmayabilir ama bu sene hani gene çok oynandı. Ark Survival mesela hani belki bir oynandırabiliyor mu? Bu kadar oynanmış mıydı? O böyle bir biraz şey yaptı. Şey bana da ilk H1Z1 ile Ark belki bu listede olur muydu? Yani olurdu deseler şaşırırdım yani. Ama şöyle bir şey var Ark tarafında. Ark çıkışını yani erken erişimden çıkışını tam manasıyla şimdi şey yaptı, tamamladı. Dolayısıyla hani onun bir gazıyla 100.000'i geçip sonra tekrar altına düşmüş olabilir. Şu an bunların her birine normal klasik bir günde girip baksanız 100.000 oynanmıyor. Ya PUBG falan hariç, Dota falan hariç. En çok satanlara geldiğimiz zaman da şöyle bir şey var. Tuncan'ın öncelikle sevineceği haber olur diye düşünüyorum. Bu Divinity Original Sin 2 listede. Üstelik evet. Sonbaharda çıkmasına rağmen. Hak ediyor çünkü baktığında zaten artık online oyunlar falan dışında sırf PC'ye özel oyun göremiyoruz. Yani bu da illaki konsola gelindi. Şu an sadece PC'de var. Evet, konsola hani ilk oyunu geldi bu arada. Yılın en iyi PC oyunu falan diyeceğin zaman ilk akla gelen oyunlardan biri. Satması doğal aslında ve güzel, sevindirici. Hani bir de çok pardon, Eylül'de çıkmasına rağmen dedik ya aslında şey bu erken erişimdeki satışları da muhtemelen dahil ediyorlar. Doğru. Uzun zamanı vardı dolayısıyla hani çok şaşırtıcı değil ama yani şu tabii RPG türünde bir oyunu her zaman böyle tepelerde görmek yani sürpriz ve mutluluk verici. Özellikle izometrik RPG zaten yani. Hele bir de bu kadar hardcore'sa falan. Nasıl övmekten. Ya benim en çok şaşırdığım bu arada listede, acayip şaşırdım hatta. Hatta hala daha şu an şaşırıyorum. Üzerinden atamadım bu listeye göründen beri. Ghost Recon. Ghost Recon Wildlands inanılmaz geldi bana yani bu sene son listesinde. Ya Forerunner'ı falan hani görsem bu kadar şaşırmazdım da Ghost Recon beni şaşırttı bayağı ya. Ya şimdi ben hep bunu hatırlatıyorum ama çok beklenen bir oyundu ya. Çıktığı dönem muhtemelen o kadar çok alındı ve ondan sonra hayal kırıklığına uğrat falan o sayede burada demiş gibi geliyor. Bence de öyle ama şimdi bir listemiz daha var. Onda da şaşıracaksın bence. Hmm, onda da vardı hatırlıyorum çünkü ben. Gösteririm o size. Yoksa tabii kapak olacak. Olmaması lazım ya. Yok muydu lan yoksa? Yokmuş da var. Kapak oldu. Evet kapak oldu. En çok oynananlarda falan gördüm diye hatırlıyorum ama yok. Orada yokmuş en çok oynananlarda. Ya bir de indirim falan da oldu şimdi aralarda. Abi, indirim de alayım diye de bir sürü indirim olabilir. De oyun var tabii. Ama ya. İndirme... Ama sonuçta bu ünlü bir yani. Beklenen bir markanın iyi bir oyunu. Bir de şöyle bir şey var. De yani. İyi olması beklenen bir oyunu. İndirime hani çıktıktan bir ay sonra da aslında ciddi indirimler girmeye başladı çok fazla tutulmamasından birazcık kötü oyunlar almasıyla alakalı. Hani o indirimlerde hep işte 3'er 5'er demek ki iyi sanmış. Anladık ki Tuncel Orhun'un Ubisoft'ta belli başlı hisseleri var burada yani. Benimle beraber şaşırmıyorlar. Az önce videoya girerken çevirdi cebime para koydu. Ubisoft değil mi? Komple şirket binası gelip Tuncel'in cebine para koyuyor. Onu şaşırdım. Pek de fazla oyun yok. Mesela Rainbow Six hakikaten çok güzel bir yükseliş yaptı. İlk çıktığı zaman bu kadar konuşulmamasına rağmen seneler geçtikçe oyunun popülaritesi artıyor. Ya yani şeyle de alakalı. İlk çıktığı dönemde çok ciddi problemleri evet, falan vardı. Hani hatta iyi toparladılar. Evet, o yani iyi toparlayan oyunlar, kötü çıkıp iyi toparlayan oyunlar listesi yapmış olsak muhtemelen birinci sıradan girebilecek bir oyun kendisi. Böyle. Bir de bizim gönlümüzün yarimi, Witcher'cık seveceğimiz Witcher hala satıyor. Gösteriyor kendini. Ulan, seneye de orada olacak. Siz rahat olun. Eğer Witcher gibi oyunun 30 lira olması ne kadar komik ya.
Tabii indirimli ama yine tabii. Ya 60 lira oldu. Çıkışı 80 lira diyor ya Orhun işte yani. Çıkışı 80 liraydı evet. Ya inanılmaz bir rakam. Ve şöyle bir şey var, ben hala oynamadım muhtemelen hani 2018... Senin Allah belanı vermesin ya. Abi böyle zamanı ayır ayır gerçekten çok keyifli oynamak istiyorum ve muhtemelen 2018'de şeyi falan ayarlayacağım. Hani yaz indirimleriyle beraber yıllık izinim izini denk getirip hani onu oynamak için alacağım. Gene yani 2018'de de ben sokacağım en çok satanları onu, rahat olun. Oğlum al artık lan 30 lira olmuş yani oyun. Ya öyle daha bir şey böyle ya akşamları 2 saatlik zamanı sıkıştırılacak bir oyun mu sen söyle. 2 saat olmuyor ki zaten. Gece uykundan feragat edeceksin abi. Abi o zaman ben da işte. Ben gece uykundan kaç kere feragat ettim Witcher oynayacağım ama diye. Ama burada da sen kampçılarsın beni. Hayır ben çalış niye kampçılarsın? Çalış diye niye olmuyorsun? Ben öyle bir insan mıyım? Ben öyle bir insan artık mıyım? Artık öyle biliyorlar. Senin için yönetimle konuşalım, sana yıllık izni ayarlayalım. Witcher izni ayarlayalım. Aynen bir Witcher izni ayarlayalım. Çıksın. Bence herkesin şirketinde Witcher izni olmalı arkadaşlar. Bende de yoktu. İsveç'te yasak muhtemelen olurdu. İsveç'te sevişme izni var diye biliyorum ben. O İsveç'e mi gelmiş? Evet öyle bir şey var. Çok tane adada çiftler, evli çiftler çocuk yapsın diye öğlen böyle işte bu evli çiftlere yok bir şey, bütün İsveç'in tamamında hani şey sigara molası gibi düşünün. Biz hani, artık öğlen molası. Pardos vakti gibi pantolonunu çıkarıp geçiyorsun direkt. Ha evet öyle. O kadar net mi yani? Yok hayır, partnerin varsa ya da eşin varsa vesaire falan. İş hani... yerinde. Ya iş yerinde değil bu oğlum. Evet abi kapıları kilitliyorlar. Çağırıyorsun geliyorlar. Ben iş yeri olarak anladım. Hayır iş yeri buradan... izin veriyor yani. Eve gidiyorsun geliyorsun. Hadi seviş geldi öyle mi? Evet, İsveçli takipçilerimizden özür diliyoruz. Şakalar yaptık arada. Evet İsveç'i tarışın mavi yüzlülerden. Hayır şöyle bir şey. İsveç'te doğum oranları çok azaldığı için. Evet aynen öyle bir şey. Ne hale düşmüş adamlar ya. Oğlum adamlar tabii ki de yani o kadar bilinçliler ki çocuk yapmıyorlar. Adamlar kaliteden. Şey o Danimarka'da da olabilir bu arada. İki farklı haberi birleştirdik galiba burada. Neyse hatırlayanlar varsa o iki haberi şey yaparsın. O ülkelerde olur zaten. Şimdi İsveçler çok sinirlenmiş olabilirler. Ya ama bence bu güzel bir şey yani. Çocuk takılmıyorsa yapılacak başka ne var ki böyle şeyler? Ya burada da tam tersini yapmak lazım belki. Evet. Çok çalıştırmalıyız oraya ki. Oraya müdahale edip çocuk yapmayı. Çocuk yapmayı. Yorun şu adamı. Mesai yazıyorlar. İçten kuvvetten kesilsin. Düşsün diye. Konu gene evet Steam'de en çok sevişenler listesinde. Erken erişimden çıkanlar diye bir liste var abi. Erken erişimden çıkanlar da Orhun nedir? Bu yani senelerdir belki 2016'da erken erişimde çıkmıştır ama fark etmez. 2017 senesi içerisinde erken erişim dönemini bitirdik. Artık tam sürüm olarak karşınızdayız diyen oyunlar var buradaki listede de. Şimdi açıkçası direkt benim hala denemek istediğim ve fırsatını da bulamadığım aslında beklemediğimiz başarı sayfalar. Bu arada şunu söylemek lazım. Bu listedeki erken erişim oyunlar satışa göre mi? Yani erken erişim süresindeki satışına göre mi yoksa çıktıktan sonraki satışına göre mi? Ya genel olarak erken erişimden dahildir muhtemelen dahil buna. Çünkü yakın zamanda bir yani tane... erken erişimden çıkmış ve zirvede. Evet. Ama satış olarak yani para tabii, olarak. Tabii. Şundan ötürü söyleyebiliyorum bunu. Battlegrounds erken erişimden 16-17 Aralık'ta ne çıktı? Hani o kadar. Yok, 13 günlük. Girer ben sana söyleyeyim. 13 günlük girer. Adam 3 milyon oynuyor aynı anda. Ama evet. Muhtemelen gene de ben erken erişimde dahil olduğunu tahmin ediyorum. Hani bu şeyi. Büyük gelirleri diye yazmışlar. Bu arada görseli de zaten görmüşsünüzdür kısmen ekranda. Hani elde ettikleri gelire göre bu platin şeyi altında geliyor. Ben şeye şaşırdım mesela Battle Right'a. Ben Battle Right öldü gitti zannediyordum ya. Tam tersi o free to play'e döndü bir de. Haa. Ya free to play'e dönmüş olmasına rağmen nasıl büyük gelirden diyorsanız muhtemelen şeyin de kanıtı o. Yani ücretliyken de satılmış olanlara dahil ettiler. Onun dışında bir de oyun içerisindeki satışları da muhtemelen göz önünde bulundurdular. Yani Torment skin falan bu satıyorlar. Arada güzel. Listede olması hoş. Kesinlikle. Arka planda kalan bir oyun oldu aslında. Milletin daha çok beklediğini tahmin ettiğimiz ama o kadar da beklemediklerinin şey, karşılığı oldu galiba biraz. Eski hardcore fanlarını aslında. Evet, ama ona rağmen bu listede yani kendisi. Tabii canım gene satmış. Bayağı da güzel satmış. Şey Slime Rancher. Benim az evvel bahsettiğim, denemek istediğim ama bir türlü deneyemediğim ve birazcık da sürpriz olan. Abi sevimli sevimli. Deneme artık. Twitch 3 oyna ya. Abi o garanti, onu garanti seveceğimi biliyorum ya. Arada başka şeyler değil. Bence sevmeyecek. Slime Rancher'ın. Bence sevmeyecek Twitch 3 ya. O kadar şimdi herkes övdü ki övdü ki övdü ki. Sevmeyebilir bu arada. Yani sevmeyen bir sürü insan da var. Abi onları valla ben İsveç'e göndermek istiyorum. Yok sevmezsen bir şeyden ötürü sevmem. Belki dövüş sistemini düzgün beceremezsen. Ben bazen aksiyon RPG oyunlarını çok beceremiyorum. İşte bir yandan hani bir yandan skill mi atayım, büyü mü atayım, şey mi atayım, kılıçla mı dalayım falan derken ya, o kadar hardcore olmadığını biliyorum ama mesela Witcher 2'yi doğru düzgün oynayamamıştım ben. Daha ilk dövüşte patates ediyorlardı beni sürekli. Evet, böyle bitmez dedim. Witcher 2'nin alışması biraz daha zordu. Zordu. Evet. Yani bir tık daha. Ama bu biraz daha şeydir, deneyeceğim. Neyse. Slime Rancher. Slime Rancher. Yani ilginç bir yapımdı. Burada olması beni biraz şaşırttı. Yani Türkiye'de değil ama artık Avrupa'da mı çok satıldı, Amerika'da mı çok satıldı bilmiyorum. Bir denemek lazım. Stardew Valley kafası ama yani yaptığınız, ondan farklı olarak yaptığınız şey sevimli yaratıkların. Pokemon'lar gibi bir şey var galiba. Pokemon tipi yaratıklar var. Ya slime denen mevzu var ya. Evet. Jel yaratıklar RPG oyunlarda da vardı. Bunların şeyle çiftçiliğini yapıyorsunuz. Hmm. Böyle bir çiftliğiniz var. Çiftlikte bu slime'ları yetiştiriyorsunuz. Çok komik yapıları falan var. Şeylerin, yaratıkların sevimli yapısı var.
Bu açıdan da ilgi çekici bir yanı var. Benim de bilmediğim 3-4 tane oyun var. Bunlara bakayım bakalım. Neymiş ne değilmiş merak ettim. Ne var mesela? Yani. Portal Knights'ı mesela ben de bilmiyorum. Acaba neymiş? Allah abi, Allah çok sattı. Eskisine göre eskiden mesela çıkan her oyunu bilirdik. Yani evet. Çünkü böyle indie yapımlar çıkmazdı. Şimdi artık inanılmaz oyunlar çıkıyor ve duymuyorsun çok koyuyor evet, bana yani. Sırf bunlar da değil. İçiyorum içiyor bir sürü ayrı platformlar evet, oralara tabii, çıkan oyunlar da var. İnanılmaz oyun çıkıyor. Şimdi, bağımsız bayağı var. Bayağı oyun var ve bunların bazıları iyi oluyorsan bir sene sonra falan öğrenmiş olursun. Abi oyun neymiş ya falan diye. İşin içinde olan insanlar olarak artık takip edemiyor olman, takip etmenin imkansız hale gelmiş olması kesinlikle. İnsanı gerçekten yıpratıyor yani. İmkansız hepsini bilmek, hepsini oynayabilmek. Bir de şey, strateji türünden hoşlananlar varsa burada Endless Space 2 var. Bu senenin çıkan strateji severler tarafından da gayet güzel puanlandırılan bir oyunu. O da hani aklınızda bulunsun. Efendim o zaman listelerin böyle tamamını sizlere gösterelim. Hatta üzerine çok konuşamadık ama ilginç bir liste daha açıklandı. Her ay en çok satan oyun. Hani Ocak, Mart, Şubat diye onunla devam eden bir döngümüz var. Toplam 100 oyunu almışlar oraya. Evet 100 oyunu almışlar. Onu seyredin. Kendinize iyi bakın. Onu seyredin. Onu seyredip İsveç'e gidin. Çocuk yapın. Quiz yapacağım. Öğrenin. Bu arada İsveç'ten öyle bir ihtiyaç varsa buradan da şey sağlayabilirler yani diğer ülkelerden. Damızlık erkek mi diyorsun? Yani sana diyelim ki çalışma oğlum, adamla, imkanı veriyor. Adam zaten adamın derdi o. Adam senin DNA'nı istemiyor anladın mı? Kendi torunumuzu hayır, görelim. Benim olarak şimdi şahsi hayır, söyleme. Hayır. Bizzat benim belki isteyecek. Oğlum olay bu değil. Yağız Türk delikanlısı istiyorlar. Hayır, hayır. Türk istemesi işte efendime söyleyeyim işte Fransız istemesi falan değil olay. Adam İsveçli olsun istiyor anladın evet. mı? O yüzden şevk ediyor. Yoksa dışarıdan ama durum kötü şimdi. Baktık o da olmuyor. Çare. Onu zaten bu şey gelişmiş ülkelerin nüfusları gittikçe daralmaya başladı. Norveç'te de aynı evet. sıkıntı yaşlandılar var. Yaşlandılar çok. Yaşlandılar çocuk da yapılmıyor. Ve o yüzden böyle bir şey var. Teşvik daralma olsun var. Orada yaşamayı i̇şte kolaylaştırsa gidelim yerleşelim oraya. Teşvik ediyorlar yani. Ama seni istemiyor. Onu bir altını çizelim. Seni demeyelim mi? Tunca gelmesin falan. Enişçi boyuncum sen gel falan diye. O Tunca ya o sapığa benziyor o gelmesin. Neyse efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın liste.